Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber stok sipariş üretim süreçlerine bakacağız. İlk önce stok girişi planına ve raporuna, sonra sipariş takibi ve raporuna, üretim planlamaya, kapasite ekranı hazırlayacağız. En sonunda raporlarımızı yapacağız ve bunları dashboard'da sunumunu hazırlayacağız. Video uzun olabilir, 2 veya 3 bölüme de çekebilirim, çok sıkıcı olmasın diye. Şimdi ilk ekranımız ham madde giriş ekranı. Burada çok detaylı bilgiler, sadece gerekli olan bilgileri yazdım. İlk tarih, faktör numarası, firma adı. Burada iki tane husus, tedarik adıyla ve ham madde adını yazarken yanlışlık olmasın, raporlarda hata olmasın diye veri doğrulamayla getirirsek daha iyi olur. Bunun için bu veri doğrulamayla getireceğim bilgileri de burada tanımlamalar sayfasında yazıyorum. Şimdi mesela girişte bir tane yapalım veri doğrulama. Bütün sütunda yapabilirsiniz ya da tablonun alanında yapabilirsiniz, fark etmez. Bu alanı seçip veri doğrulama yapıyoruz. Çıkan ekranda burada herhangi bir değer yazacak. Bunu liste yapıp bu kaynak kısmı tıklayıp sonra tanım sileyim, tıkladım. Tanımlamalar sayfasına gelip işte firmalarsa firmaları seçiyoruz. İlave eden firmalar otomatik gelsin diyorsanız alanı genişletebilirsiniz. Bu sefer ama o tıkladığınız zaman altta boşluklarla beraber gelir. O sizin tercihiniz. Ben 5 tane firmayı seçtim ve tamam dedim. Bundan sonra burada işte firma yazarken işte herhangi bir harf hatasından dolayı raporlarda yanlışlık olmasın diye bu şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde ham maddeleri de girişlerini de isimlerine göre buraya getiriyoruz. Aynı tanımlamalar ekranı yazdım buraya. Buradan getiriyorum. Daha sonra ürün kodu ve ölçü birimi. Bu ürün kodu ve ölçü biriminde tanımlamalar sayfası burada sarı renkle boyadım alanda düşen renkle getiriyoruz. Bir tanesini düşen arayla getireyim. Düşen ara diyoruz. Bu ham maddeyi nokta virgül bu alanda ara diyoruz. F4 ile sabitliyoruz. Aşağı çekeceğiz çünkü değişmesin. Nokta virgül malzeme kodları ikinci sütunda, ölçü birimi de üçüncü sütunda. 2 diyoruz. 0 tam işlem ediyoruz ve parantezi kapatıyoruz. Aynı şekilde altına çift tıklayınca da bütün kodlar geliyor. Ölçü birinde aynı şekilde düşen arayla buraya 3 deyip 3'ün üstündeki ölçü birimini getiriyoruz. Onları aşağı doğru çekiyoruz. Giriş ekranımız bu. Şimdi bizim bu şirketimizde ham maddeye 5 tane ham madde tanımladık. Ama bu ham maddelerin bazıları kilogram, bazıları da adet cinsinden ve bunlardan biz adet bazında bir ürün elde ediyoruz. Onun için bu ikinci sayfada her bir ürün için kullanılacak ham madde miktarlarını tariflememiz gerekiyor ki bu ürünlerle alakalı sipariş yani üretim yaptığımız zaman, sipariş aldığımız zaman, planladığımız zaman, ürettiğimiz zaman ham madde stoklarımızdan düşmemiz gerekiyor. Düşecek olan miktarı da buradaki dönüşüm tablosuna hesaplamamız gerekiyor. Buradaki miktarlar burada yazdığım gibi bir adet ürün için. Şimdi üçüncü ekranı stok takip ekranı. Burada ne var? Burada ham maddelerin, şu andaki elimizdeki ham maddelerin
durumu, işte hangi ham maddede işte kaç kilo, kaç adet var ve bu ham maddenin durumuna göre bizi uyarmasını istiyoruz. Sağ tarafta da şu kısımda da ham maddelerin belirli bir seviyeye geldiği zaman daha önceden belirlediğimiz emniyet stoklarına göre bizi önceden uyarsın istiyoruz. Yani bu emniyet stoğu nedir? Ham madde 1 kilogram 500 kilogram yaklaştığı zaman ya da 500 kilonun altına indiği zaman bizi uyarsın. Ona göre sipariş verelim. Ve stoğumuzda ürünü üreteceğimiz zaman o ham maddenin eksikliğini yaşamayalım. Amacımız bu. Şimdi ilk önce bu ham madde durumunda ne yapacağız? Bu elimizde bir ham madde var depomuzda. Bu ham madde için ne kadar stok, ne kadar siparişini almışız, henüz üretmemişiz ve ne kadar da planlandı. Bu üçü çok önemli. Buradan üretildiği adede var. Bu üretildiği de stoktan düşmek için bulacağız. Yani sonuçta şu üçünün toplamı 3605 bize buradaki toplamı verecek. Ve bu toplam da bizim o anda üretim attığımızda bizde bundan stok miktarını gösteriyor. Ancak bakacağız bu kadar stok var ama bunun 186 kilosu siparişi var. 2643'ü de planlamışız. Yani ne zaman üreteceğimizi planlamışız. Aslında elimizde üretmek için hazır 760, yani sipariş almak için hazır 776 kilo ham madde birden var. Buranın okunuşu bu. Buraya stoğu bulurken giriş ekranında girişlerimizi topluyoruz. E-toplayla yukarıdaki formüllerde görüyorsunuz. Burada sadece e-toplayı kullanıyoruz. Ama e-toplayı kullandıktan sonra bize neyi verecek? Komple girişlerini verecek. Biz burada ne yapacağız? Bulunduğumuz sipariş ve planlanan ve üretilmiş adetleri düşmemiz gerekiyor. Bunları düşeceğiz. O yüzden buraya e-toplarıyla getiriyoruz. Ve diğerlerini bulduğumuz zaman düşeceğiz. Siparişe geldim. Aynı şekilde siparişte bulacağız. Siparişteki rakamı nasıl bulacağız? Onu söyleyeyim. Stoğu bulduk. Stoktaki e-toplayı girişteki buradaki miktarları toplayacağız. Neye göre? F'ye göre. Burada gördüğünüz gibi F sütununda neyi toplayacağız? Irk sütununu toplayacağız. Sonra toplamını bulmuş olacağız. Burada sipariş planını ve üretimi çıkınca da elimizde sipariş almaya hazır ham madde miktarını bulacağız. Şimdi siparişteki ham madde tutarını bulmamız için bizim aldığımız sipariş miktarına göre ham madde dönüşüm kilogramını ya da adedi bulmamız gerekiyor. Onun için de biraz sonra anlatacağım sipariş giriş ekranı var. Bunu biraz sonra anlatacağım. Burada sağ taraf önemli. Sağ tarafta aldığımız sipariş adetine göre düşecek ham madde tutarlarını buluyoruz. Yani mesela burada ilk bu bölümde biraz büyüteyim. Burada 5 tane ham madde var. Ve burada birim ham madde miktarlar var. Bir tane bu üründen üretecekken ne kadar ham madde düşecekleri var. Bunları düşerlerine nereden getiriyorum? Buradaki
ürün hesap tablosundan getiriyorum. Yani şurası bir adedin ham madde bazındaki dağılımı. Ve buradaki adet de burada mesela ilk satır 9 adet sipariş alınmış. 9 adetle ham maddeden düşecek toplam miktarları buluyoruz. Bunlar bizim ham madde stoğundan düşecek olan rakamlarımız. Ve bunu aşağı doğru her adede karşılıklı bunu bu şekilde götürmek zorundayız. Bunu niye sipariş ekranına yapıyoruz? Çünkü ana sipariş adedine göre düşümleri gerçekleştiriyoruz. Ve toplayla neyi? Sipariş girişteki H'ye göre, yani H üstünde ne var? Burada neyi bulacak? E2 bulacak. Yani şurada formülasyonda E2 bulacak. Yani buradaki sütunda H sütununda git diyoruz E3 siparişte olanları bu sipariş girişteki X sütunu topla. Gidiyoruz buraya. X sütununda ne var? Ham madde 1 var. Ham madde 1'i topla diyoruz. Çünkü biz neredeyiz? Ham madde 1'in satırındayız. Oradaki sipariş olarak topla diyoruz. Aynı şekilde yanında bu formülü yazdığınız zaman eğer buradaki E3'ün, şimdi burası satırda olduğu için bu bilgiler, eğer burada sadece 3'e dolar koyarsanız sağa doğru çektiğiniz zaman formül gelir. Sadece E20, bakın F3 oldu. Üretildisi de G3 oldu. Ham madde 1. Aşağı doğru da çekebilirsiniz. Sadece aşağı doğru çektiğiniz zaman bu formülasyonda mesela bir aşağıda bakın formülasyonda Y sütunu var. Yani ham madde 2 burada Y sütunda olduğu için aşağı doğru formülü çektiğimiz zaman ikinci satırda Y'leri toplayacağız. Başka hiçbir şey değiştirmeyeceğiz. Bir aşağıda Z'leri, bir aşağıda A'ları, bir aşağıda da AB'leri toplayacağız. Bu formülasyonda sadece buralar değişiyor. Dediğim gibi önemli olan sadece buradaki sipariş toplamını bulmak. Diğerleri dediğim değişikleri yapınca geliyor. Ve daha sonra burada bulduğumuz tutarları buradaki stoktan eksi E4, F4, G4 diye düşüyoruz. Niye? Çünkü onları biz aslında kullanacağız. Yani depomuzda var. Ama aslında sahipli, üretime gidecek olan ürünler. Onları düşüyoruz. Ve net kullanabilir, sipariş alınabilir stoğumuzda buluyoruz. Şu burada üretildiği gizliyorum. Niye gizliyorum? Bana bir şey vermiyor. Sadece ben stoktan düşmek için bulmuştum. Bunu gizliyorum. Yani buradaki 3.035'in içerisinde üretildiler yok. Ona üretildi gitti. Burada yok. Buradaki tablom bu şekilde. Sağ tarafa geldim. Sağ tarafta dediğim gibi emniyet stokları belirledim. Ve 3 tane kriter belirledim. Yeterli stoklar, kritik seviye, acil sipariş. Şimdi buranın şu bu alana dediğim kriterlere hangisi geliyorsa stok miktarını oraya yazıyor. Şimdi yeterli stoklar, kritik seviye, acil sipariş var. Şöyle belirledim ben. Tabii bunu değiştirebilirsiniz. Yani bu önde stoğunun altına indiği zaman acil sipariş var. Gelsin.
emniyet sütunun %10 fazlasına geldiği zaman, yani mesela 500 ise 500 ile 550 arasına geldiyse, mesela aşağıda var 600, %10 yaptım. 600 ile 660 arasına geldiği zaman kritik seviye uyarsın beni diye 635 olunca gördüğünüz gibi sarıya. Bu 600'ün altı ince de burası kırmızıya gelecek. Diğerleri herhangi bir şey yok. Yeterli stoğumuz var. Yaptım. Bunların nasıl? Geldim buraya. Formülasyonunu şöyle F2'ye de göstereyim. Bunu teker teker yapmakla uğraşmadım çünkü aşırı derecede uzun sürer ve sıkılırsınız diye yaptıklarım üzerine gösteriyorum. Eğer stoğumuz emniyet stoğunun çarpı 1.2 yani %20'sinden %20 yapmışım bu arada %10 değil bakayım kritik seviye %20 yapmışım. %20'sinden fazlaysa yani 7500'ün %20'si 600'den fazlaysa demek ki yeterli stoğumuz var. Buraya gelmişim. Burası D4 stoğumuz hem emniyet stoğundan fazla olacak ve %20'den de düşük olacak. Onun için de E'nin içerisine V'li İki olasılığını koydum. İki şartı da sağlaması lazım. Yani hem %20'den fazla altında olacak ama emniyet stoğundan da fazla olacak. Burası da hatta bunu yaparken büyük bakın şuraya büyük eşit ve D4 büyük J4 D4 J4'ten büyük olacak demişim. Acil sipariş vardı. D4 J4'ten şöyle küçük eşit diyelim. Eşit olduğu rakam sayılarda hata vermesin. Yani 500 ve altında acil sipariş var dedik. Buraya bu rakamları da getirdik. Hangi rakam nereye uyuyorsa onun içerisine oturuyor. Şu şekilde tekrar yavaş yavaş hücrelerde gezeyim. Bu. Burada da stok ne kadar emniyet stoğuna göre ne kadar artımız ve eksimiz var onu görüyoruz. N stoğunda. Yani J stok miktarından emniyet stoğunu çıkarıyoruz. Stok miktarını buluyoruz. Sonra bu araları gizleyeceğim. Bunları gözükmesine gerek yok. Sonra şu şekilde yapıyorum. Burayı komple seçiyorum. Ve burada da açıklamaya da buradaki bulunduğumuz değerlere göre hatta burası şurası %20 yapmışız. Burayı değiştirmemişiz. Hepsini de sayıda %20 yapmışız. Açıklamada %10 kalmış. Evet. Fazla bir şey ya fazla hiçbir şey değiştirmedi. O rakama gelen adet yokmuş. Buranın içi hangisindeyse orayı bize uyarsın, yazı olarak uyarsın diye. Çünkü buraları gizleyeceğiz. Şu şekilde gözükecek. Onun için de burada açıklamaları getiriyorum. Açıklamaları nasıl getiriyorum? İşte de bunu yazdığım form gibi. Küçükse acil sipariş ver. %20'sinden küçükse kritik seviye değilse de yeterli stok var diye açıklamaları bu şekilde getiriyorum. Şunu üstüne yavaş yavaş gidiyorum. Bir yandan formülü de
bakın diye hızlı hızlı geçmek istemiyorum. Ve daha sonra ne yapıyorum? Bu alanı seçiyorum. Girişin altında koşulu biçimlendirmeye giriyorum. Ve yeni kural diyorum. Hatta şu eski kuralları yaptıklarımı gösterip kuralları yönet. Siz yeni kural diyeceksiniz. Şimdi burada siz yeni kuralı düzenle yaptığım kuralı göstereyim. Burada ne yapıyorum? Şimdi satırı boyamasını istediğim için ve bu açıklamalara göre olacak. Burası O sütununda. Burada biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Burayı seçiyoruz. Bu ekran geliyor. Ve bu ekranda eşittir diyoruz. Dolar O 4 diyoruz. Yani nereden başlıyor? Bu seçtiğimiz tablo 4. satırdan başlıyor. O sütununda. Ama dolar O'nun başında olacak. O'nun başında olduğu zaman o tabloda satır olarak renklendiriyor. Eğer o dolar 4 dersek, yani 4'ün sonunda dolar koyarsak, güzel sütunları sütun bazında renklendiriyor. Onu daha sonraki tablolarda göreceğiz. O yüzden dolar O eşittir. Dolar O 4 eşittir. Tırnak içerisinde acil sipariş ver. Görürse biçimlendirilecek diyoruz. Buradan dolguya geliyoruz. Direkt kırmızı da yapabilirsiniz. Buradan dolgu efektlerinden buradan kırmızı seçip işte bu gölgelendirmeyle hangisini istiyorsanız o seçip tamam deyip çıkıyoruz. Buraya tamam diye. Tamam. Aynı şekilde de yine O4 diyoruz. Aynı yer seçilirken kritik seviyesi de sarıya boya diyoruz. Bu yavaş geçiyorum. Ekranda bir yandan da görün diye. O zaman da sonra uygula diyoruz. Ve tamam diyoruz. Çıkıyoruz. Bu şekilde bizden bu görsel olarak da uyarmış oluyor. Okumasak da tabloyu açtığınız zaman kırmızı ya da sarıyı gördüğünüz zaman direkt bizi uyarmasını sağlıyoruz. Şimdi burada grafiklerimiz var. Şimdi bu grafiklerimiz renk değiştiren grafikler. Yani hangisine geldiyse ürün stoğumuz ona göre renklendiriyoruz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Grafiğimizi sileyim. Tekrar yapayım. Buraya geliyorum. Ekle. Çubuk grafiğimi seçtim. Geliyorum. Veri seçtim. Ekleyeceğim. Serinin adı ilk önce yeterli stok var. Ve yapalım. Seri değerleri aşağıdaki değerler. Tamam diyorum. Tekrar ekle diyorum. Seri adı kritik seviye. Seri değerleri seçiyorum. Tamam diyorum. Ve burada şurada sağ taraftaki düzenleyi de tıklayıp madde altlarını seçelim. Altlara gelsin. Şimdi tekrar ekle diyorum. Seri adı acil sipariş ver. Seri değerleri altındaki sütun. Tamam diyorum. Sağ tarafı düzenleyip ham madde seçeneğini seçtim. Ve tamam dedim. Şimdi bu poz buradayken seçiyorum. Sağ tuşa basıyorum. Veri serisini biçimlendir diyorum. Ve çıkan ekranda seri çakışmasını
%100'e çıkarıyorum. Ondan sonra kapatıyorum. Şimdi daha sonra istediğim işte mahallede istediğim mahallede yeterli stok var. Bunları istediğiniz şekilde bunlar rengini işte mavi kalabilir. Bu ham madde 3 acil sipariş verdi. Buraya geldiği zaman bunu kırmızı. Bunu kritik seviyede sarıya bakabiliriz. Birileri etiketleyelim. Şimdi şunu bunun da etiketi gelsin sayısı. Evet, şunları koyulaştıralım. Bu şekilde buradaki değerler değişecek. Mesela 3110 yeterli stok var mesela. Onu azaltalım. Mesela ham madde 4. Ham madde 4'ün girişini bir tane girişini oldukça mesela burada 1500 var. Bunu 10 yapalım. Bakalım stok takipte gördüğünüz gibi kırmızıya döndü. Tablomuzda acil sipariş veri döndü. Ve grafiği de 1620 ihtiyaç varken yine demek ki bizi uyaracak. Yani buradaki ürünlerin emniyet stokları değişik olduğu için bu grafiğin yüksek de olsa bizi bu şekilde uyarıyor. Şimdi bundan sonraki anlatımlarımı diğer videolarda anlatacağım. Çünkü video süresi neredeyse yarım saati buldu. Bundan sonra sipariş giriş, siparişin aylık takip, onun grafiği, daha sonra üretim planlamasını yapacağız. Ve burada kapasite planlamasını, yani üretim planı yaptığımız zaman bu ekranımız otomatik kendi oluşacak. Biz de buna baktığımız zaman hangi günde ne kadar dolduğumuz var, ona göre biz üretim planımızı yaparken üretimimizi hangi makinede gündüz gece bu ekrana bakarak üretim planımızı yapacağız. Burada da yeşiller işte 50'nin altında, 50-70 arasında sarı, 70 sınırsa kırmızı şekilde bizi uyaracak şekilde renklendirmesini yapacağız. Bu şekilde kapasite ekranımızdan üretim planımızı oluşturacağız. Bu şekilde de müşteriye sipariş alırken tarif verme imkanımız olacak. Daha sonra şimdi burada ürün takibimizi yapacağız. Kendi oluşacak. Burada ürünümüzü seçeceğiz. Aylık grafik kendi olacak. Tabi veriler olmadığı için yok. Burada sadece biz ürünü seçerek grafiğimizi kendimiz oluşturacağız. Ya da ürün toplamı diyeceğiz. Gördüğünüz 53 oldu. Diğer aylar boş olduğu için. Bunların hepsi sadece bir buradan seçerek istediğimiz grafiği elde edeceğiz. Aynı şekilde firma bazında da aynı şekilde. Ve en sonunda da dashboard'umuzu hazırlayacağız. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.